Hepinize sağlık. Konusunda uzman konuk ve konularla karşınızdayız. Bugünkü konumuz COVID-19 ve göğüs hastalıkları. Konuğumuz ise Profesör Doktor Salih Emre. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeynep Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. İşte mümkün olduğu kadar iyi olmaya çalışıyoruz. Tekrardan hoş geldiniz Teşekkür hocam. Teşekkür ederim. Konuğumuz sizin gibi değerli bir hocamız, göğüs hastalıkları uzmanı olunca dünyayı kasıp kavuran COVID-19'u tüm detaylarıyla ele almak istedik hocam. İzniniz olursa birinci konumuzla başlayalım. Tamam. Koronavirüs hayvanlar arasında yaygın olarak görülen büyük bir virüs grubudur. Nadir olarak bilim insanları zoonotik olarak adlandırdığı durum. Yani biz insanoğluna bulaşan kısmı. Sizin gibi değerli bir hocayı ağırladık. Tüm detaylarıyla, bilgi, birikim ve tecrübeleriyle sizlerden dinlemek isteriz hocam. Buyurun. Şimdi tabii pandemi nedeniyle güncel bir konu. Ve halihazırda 17 günlük bir tam kapanma sonucu yeni vaka sayısında azalma olmakla birlikte yine 10 bin üzerinde vaka zannediyorum devam ediyor. Bu hastalık yeni bir hastalık bildiğiniz gibi. 2019 Aralık ayında ilk kez rapor edildi Çin'in Wuhan kentinden biliyorsunuz. Daha sonra da Dünya Sağlık Örgütü bu hastalığı kıtalar arası bir pandemi olarak kabul etti ve ülkelere işte gerekli önlemlerin alınmasını önerdi. Şimdi girişinizde bahsettiğiniz gibi bu bir zoonotik bir virüs esasında, değil mi? Bir hayvanlarda oluşan bir virüs. Bilinen 7 tane koronavirüs var. Bunların en meşhurları daha önce 2003 yılında, 2012 yılında pandemi yapan veya enfeksiyon yapan diyelim, epidemi yapan SARS ve MERS-CoV dedikleri iki virüs. İnsanlık daha önce koronavirüsün bu akrabalarıyla bir deneyim yaşadı biliyorsunuz. Bunlar oldukça şiddetli öldürücü virüslerdi ve kendi kendine bu virüsler ortadan kayboldu. Bu virüs ise yeni bir virüs. Yani insanlığın tanımadığı bir virüs. Ve baktığımız zaman yarasalardan bir şekilde insana geçtiğini üzerinde duruldu. Ve bu virüsü bir ara konakçı var. Muhtemelen işte karınca yiyenler olarak veya pandolin dedikleri bir hayvanın aracılığıyla insanlara geçti. Ama bu konu henüz net değil. O yüzden virüsün, bu yarasa virüsünün, yarasalarda oluşan bu doğal virüsün insanlar nasıl geçtiği ve hangi konakçı hayvan yolunu kullandığı pek bilinmiyor. Bir ara biliyorsunuz komplo teorileri oldu. İşte virüs Wuhan'daki bir virüs laboratuvarında mı üretildi, oradan mı kaçtı gibi. Ama Dünya Sağlık Örgütü yaptığı çalışmalar ve araştırmalar neticesinde böyle bir sonuca varılamadığını biliyoruz. O halde virüs gerçekten bir zoonotik virüs, yani bir hayvan virüsü ve tek ipliksi bir RNA virüsü olarak geçiyor. RNA virüsü. Dışında bir kapsülü var bildiğimiz gibi ve hücreye girmesi de bu kapsüldeki iğnemsi diyelim, spike deniyor bunlara, çıkıntılarla hücrelerdeki reseptörlere bağlanarak virüs insana geçiyor. Neden çok önemli? Çünkü insan oğlunun veya insan mevcudiyetinin diyelim tanımadığı bir virüs olduğu için buna karşı tabii bir bağışıklığımız da yoktu. Ve virüs çok bulaşıcı, hızla yayıldı. Ve bütün dünyada şu anda özellikle de herhalde gelişmekte olan ülkeler diyelim buna, üçüncü dünya ülkelerinde ciddi şekilde hastalığa yol açıyor ve öldürmeye devam ediyor. Ama tabii özellikle Batı dünyası erken aşılamayla, tabii çok kayıp verdiler ama erken aşılamayla bu herd immunity dedikleri veya işte toplum bağışıklığını arttırarak insanları yavaş yavaş korumaya başladılar ve maskeler çıkmaya başladı. Şimdi biz maskesiz tabii burada konuşuyoruz ama aşılıyız. Ben de hastalığı geçirdim ama üzerine de aşı oldum. Tabii ama bunlardan daha sonra bahsederiz. Yani o halde virüs bir tek iplik çıktı, bir RNA virüsü, bir zoonotik virüs. Aradaki konakçı bir iki hayvan ismi ortaya atıldı ama tam belli değil.
ve insanın tanımadığı bir virüs, oldukça da bulaşıcı bir virüs. Yani bir kişi hemen iki kişiye bulaştırabiliyor ve bu virüs maalesef büyük droplet dediğimiz, yani büyük damlacıklar ve bazen de aerosol dediğimiz, aerosollerde de küçük aerosol damlacıklarla da insana geçmekte, yani insandan insana geçtiği tabii gösterildi. Veya virüsle bulaşık olan, işte fomit deniyor buna, bazı salyaların veya sekresyonların yüzeyleri kirletmesiyle, eğer siz o yüzeylere elinizi sürüp ağzınıza veya gözünüze götürürseniz canlı virüsü almış olursunuz. Bu şekilde de yüzeylerden geçebilir ama bu biraz daha nadir geçiş. Ama esas olarak aerosol ve büyük damlacık yoluyla virüs insandan insana geçmekte, oldukça da bulaşıcı. Yani bu virüs esasında ilk çıktığı zaman sanki bir grip gibi algılandı, değil mi? Yani gripten bir farkı yok işte, ama bunun böyle olmadığı, çünkü virüsün esas olarak insanlarda solunum zorluğu sendromuna yol açtığı tabii tespit edildi. Esas olarak akciğerleri tutmakta. O yüzden de siz konunuzun başında işte koronavirüs ve akciğerler ve beni bu konuda soru sordunuz. Ama virüs sadece akciğerleri tutmuyor. Bilemiyorum. Başka sorular var mı? Ben şimdi laf lafı açıyor ama sizden... Bunu detaylı sizden dinleyelim hocam. Tamam. Devam edebilirsiniz. Şöyle, şimdi virüs tabii bu spike veya iğnemsi çıkıntılar da anahtar ve kilit olarak düşünelim. Reseptörler var bizim vücudumuzda. Bunlara ACE2 reseptörleri deniyor. Başka reseptörler de var. Bu virüs o kadar güzel kendini dizayn etmiş ki, veya bu şekilde bulunuyor doğada, o çıkıntılarla geliyor ve sizin hücrelerinizdeki bu ACE2 reseptörlerine yapışıyor ve virüs hücre içine internalize oluyor. Yani hücre içine giriyor. Hücre içine girdikten sonra RNA'sını tabii hücre içine bırakıyor ve hücrenin yapım fabrikaları diyelim. Çünkü hücreler biliyorsunuz bir sürü enzim, protein üretiyor yaşamak için. Bu fabrikalarını, yapım fabrikalarını, ünitelerini kendi lehine döndürerek kendi genetik materyallerini üretiyor. Daha sonra işte kapsit proteinlerini üretiyor ve hücreyi öldürerek dışarı çıkıyor ve onun yanındaki diğer hücreleri enfekte ediyor. Bu şekilde virüs çoğalıyor. Ama tabii maalesef konakçının ölümüne veya yol açabilir bu virüsün. Daha sonra diğer konakçılara geçiyor. Yani bu şekilde bir üreme sistemi var. Virüs yapılan çalışmalar gösteriyor ki önce nazofarengel bölgede hücrelere yapışıyor. Ve nöropatik de bir virüs. Yani sinirleri de seviyor bu virüs. İşte koku sinir boyunca beyine kadar gittiğini biliyoruz. Ve ağızdaki tükürük bezlerine yerleşiyor ve tükürükte ve salayva dedikleri virüsün partiküllerini tespit edebiliyor. Yine ACE2 veya ACE2 dediğimiz bu ACE2 reseptörleri sadece akciğerlerde veya trakea bronşal sisteminde yok. Damar duvar cidarlarında var, böbrekte en çok, yine kalpte var. Ve gastrointestinal sistemde, yani mide bağırsak sisteminde de var. O halde vücudumuzda testislerde var. Yani yaygın olarak oradaki hücrelerde bu virüs hücrelere girebiliyor ve genellikle bütün organ sistemlerinde hasara yol açabiliyor. Bunlar en önemli noktalardan bir tanesi de mikro sirkülasyon, yani mikro dolaşımda küçük damarlarda endotelit istediğimiz, yani endotel hasarı ve iltihabıyla birlikte yaygın küçük damar iltihabına yol açıyor. Bunun neticesinde de tabii mikrotromboslar veya büyük damarlarda da trombos olabilir, yani pıhtılaşma olabilir. Yaygın bir consumption dedikleri, yani yıkım koagülopatisi meydana geliyor ve vücutta yaygın pıhtılaşma meydana geliyor. İleri vakalarda bunu görüyoruz. O halde virüs esas olarak girdikten sonra bir çoğalma periyodu var. Viral akut faz bu, viral periyot. Ondan sonra da tabii bizim doğuştan gelen bir immün sistemimiz var. Yani yabancı antijenlere veya işte proteinlere karşı bizi koruyan, değil mi? Buna innat dedikleri, yani bir immünitemiz var. Bu doğal bir immünite, doğuştan olan bir immünitemiz var. Virüsü tanıdıktan sonra bu virüsle baş etmeye veya bununla savaşmaya çalışıyor. Ama
Ve bazı işte bunlar T hücreleri olsun, bari makrofajlar olsun, bunları gönderiyor ve daha sonra da bazı sitokin dediğimiz bazı işte interleukin diyelim bunlara, interleukin 6 gibi, interleukin 1B gibi, TNF alfa dedikleri bunlar interleukinler. Bu interleukinler salgılanıyor bizim hücrelerimizden ve epitel hücrelerden de olabilir. Ve oraya daha fazla koagülan aktivite, prokoagülan aktivite meydana geliyor. İşte kopyalama sistemleri aktif oluyor gibi ve virüsle baş etmeye çalışıyor. Bu arada da antikor da üretmeye başlıyoruz. Çünkü bu antijeni internalize eden ve tanıyan hücreler B ve T hücreleri biliyorsunuz. Yani hücresel immünitede çalışıp yine antikor üretiyor ve virüsü nötralize etmeye, yani yok etmeye çalışıyor. Virüsün etrafını antikorla çeviriyor. Daha sonra da makrofajlarla bunu öldürmeye çalışıyor. Bu viral fazda tabii hücrelerde bir hasar meydana geliyor. Çünkü virüs biliyorsunuz hücrelere yapışıyor, çoğalıyor, hücreyi öldürüyor, dışarı çıkıyor, yanındaki hücreye giriyor. O bu şekilde yani büyük bir hücre yıkımı, hasarı meydana geliyor. Bu arada immün sistem de aktif olduğu için bu virüsle savaşmaya çalışırken maalesef bazı kişilerde bir imbalans meydana geliyor. Yani bir immün sistem hiperaktif olma hale geliyor. Buna hiperaktif immün sistem deniyor. Bu arada bir de immünosüpresyon da meydana geliyor. Çünkü bu virüs maalesef lenfopeni yapıyor. Yani T4 ve T8 hücreleri, yani bunlar lenfositler, bunları öldürüyor. Çünkü baktığımız zaman mesela şiddetli hastalıkta veya şiddetli hastalarda, yoğun bakıma yatan hastalarda ciddi lenfopeni, yani lenfosit düşüklükleri meydana geliyor. 1000'in altına düşmesi, yine %20'nin altına, yani lenfosit subpopülasyonun kanda, periferik kanda %20'nin altına düşmesi ağır hastalık belirtisi. Aynı HIV gibi, yani AIDS gibi ciddi bir lenfopeni yapıyor. Bu da tabii ciddi immünosüpresyon meydana geliyor. Ve sekonder enfeksiyonlar da bizi açıyor. Ve daha sonra da bakteri enfeksiyonları içine bindiği zaman, bu arada bir de işte rezistan bakteri enfeksiyonları hastalığın içine girip çok sıkıntı oluşabiliyor. Şimdi bakarsak bu virüs esasında klinik olarak baktığımız zaman ben şöyle Dünya Sağlık Örgütü'ne sayfalarına, tabii biz Dünya Sağlık Örgütü'nü takip ediyoruz. Bu arada bizi belki takip eden doktor arkadaşlarımız da vardır ve öğrenciler. Dünya Sağlık Örgütü online olarak bu COVID ile ilgili özellikle sağlık personeline kurs veriyor. Online olarak bu kurslara girebilip sertifika alabilirler. Yani COVID'in bütün başlangıcı nasıl olduğunu, tedavilerle ilgili Dünya Sağlık Örgütü online kursları var. İnternet yoluyla bu kurslara arkadaşlarımız bağlanabilir. Şimdi buyurun. Kıymetli bilgi için çok teşekkür ediyorum öğrencilerimiz adına. Çünkü yoğunlukla hemen hemen tüm üniversitelerde okuyan öğrencilerimizin takip ettiği bir kanal Üniversite TV. Bu bilgi verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Yani hatta dün mesela ben online kursa tekrar şöyle bir göz geçirdim bu konuşmayla ilgili olmak üzere. Tabii İngilizce bu kurslar ama her modülün sonunda bir quiz var. Yani bir sınav var. O sınavda atladıktan sonra COVID konusunda bir sertifika, yani tanı tedavisinde bir sertifika alabiliyorsunuz. Ve sadece klinik bilgilerinizle ve geçerli bir e-mailinizle bu kurslara katılabilirsiniz. Öğrenciler veya işte bizim meslektaşlarımız ve genç arkadaşlarımız bunlara katılabilir. Şimdi buna baktığımız zaman tabii virüs bu şekilde etkili. Ama semptomlar neler? Bizim en çok gördüğümüz ateş. Yani evet. Vakaların %83-%99'unda ateş var. Yine göğüs hastalıkla ilgili olmak üzere öksürük var. %59-%82 vakalarda öksürük. Ve öksürük genellikle kuru bir öksürük yani esasında. Ama eğer öksürük balgamlı hale gelebilir veya o balgam pürlen vasıfı kazanırsa, yani sarı yeşil hale gelirse, o zaman burada bir sekonder enfeksiyon aklımıza gelmeli. Ve virüsün oluşturduğu hasar üzerine bir ikincil bir bakteriyel enfeksiyon, ki bunlar bazen çok ciddi bakteriyel enfeksiyon olabilir, akla gelmesi gerekir. O yüzden burada bunu parantez içinde söylemek istiyorum. Bununla alakalı bir soru sorabilir miyim hocam? Normal hasta olan ya da grip kısmı diyelim, bunu koronavirüsle karıştırabilirler ya da ikisini de geçirdiği zaman Nasıl anlaşılıyor bu hocam? Şimdi şöyle, yani bu flu mu, yani dediğin grip mi yoksa korona mı, değil mi? Çok önemli. Evet, aynen hocam. Evet, şimdi biz şu anda
Muhtemelen bu maske, yaygın maske kullanımı nedeniyle bir de bu el hijyeni artık herkes öğrendi biliyorsunuz. Bu sene H1N1 dediğimiz yani influenza görmedik. Yani ben görmedim. Geçen senelerde ve çok yaygın da influenza. O halde demek ki zaten influenza yani grip koronavirüsten daha az bulaşıcı normalde. Koronavirüs gripten çok daha bulaşıcı bir hastalık. O halde bu virüste koronavirüsten sonra biz influenza görmedik. Hiç yani görmedim yani hiç görmedim. İnfluenza da biliyorsunuz ateş bir anda yani 24 saat içinde bir anda 39'a çıkar. Ve ciddi viral semptomoloji yani kas ağrısı, bel ağrısı, baş ağrısı bunlar influenza'da olabilir. Genellikle burun pek akmaz influenza'da yani burun kurudur. Polen mevsimi de var şu anda. O zaman influenza alerji mi yoksa COVID mi? Yani bu üçünü gerçekten ayrıştığında düşünmek lazım. Alerjilerde ateş çıkmaz. Şimdi şeyde COVID'de genellikle %80-%90 arasında bir ateş var ama bu ateş nadiren 39 derece oluyor. Genellikle bir 37,5-38 derece civarında bir ateş var. Üşüme, titreme, işte kas ağrısı, bel ağrısı, sırt ağrıları COVID'de de görülebilir. Tabii influenza'da da görülebilir. COVID'de çok ilginç başka bulgular var. Mesela pembe göz, %1-%2'sinde konjonktivit gibi pembe göz olabilir. Cilt döküntüleri olabilir COVID'de. Çok yaygın. Parmaklarda tofus gibi yani ürik asit yüksekliğine bağlı gut gibi bazı inflamasyonlar görülebilir. COVID'de saç dökümleri olabilir. Ama ve COVID'de influenza ayırmanın en önemli noktalardan bir tanesi yani %60'ından fazlasında COVID'de koku ve tat kaybı oluyor. Ani bunlar, ani gelişen. Hatta semptomlar açığa çıkmadan kişiler koku ve tat kaybından yakınıyorlar. İnfluenza'da pek görmedik. Tabii uzun süreli alerjilerde koku ve tat kaybı olabilir. Çünkü polipoz yani burunda nazal polipler biriktiği için tıkandığı zaman o kişiler zaten yıllardan beri iyi koku alamıyor olabilirler. Ama COVID'de ani koku kaybı ve tat kaybı görülüyor. Bu da bizim için ayrıca tanıda oldukça önemli. Hocam siz konuşuyorsunuz izninizle bir soru sormak tabii istiyorum. Tabii. Çok aşırı hassaslaşan, birebir ben kendim geçirdim. Tam tersi normal koku alırken çok yüksek koku alma, kokulardan rahatsız olma. En ufak kokuyu alırken şu iki kaşımın arasında ağrı. Ağrı değil mi? Çünkü bu sinir gerçekten nörotropik dediğimiz yani sinirleri seviyor bu virüs. O yüzden buruna girdikten sonra koku, olfaktör medullaya kadar gidebilir ya. Yani. Medullaya gidiyor, beyine yerleşiyor yani. Ve oradaki sinir harabe ediliyor. Harabe ediyor ve işte koku kaybı meydana geliyor. Yine tükürük bezlerine yerleşiyor. Tükürük bezlerine harabe ediyor ve kuru ağız, işte tat koku, tatta sorunlar yaşıyor. Vagus sinirini tutabiliyor. Uzun dönemde öksürüklere yol açabiliyor. Yani kuru öksürüklere yol açabiliyor. O halde nörotropik bir şey. Bazı hastalar gerçekten tam koku kaybı hissedebiliyor. Bazıları ise bazı keskin kokuları daha iyi duyabildiğini söylüyor. Bazıları işte turşu, mesela turşu kokusu alamadığını söylüyor ama şöyle bir espri yapılıyor. Sabah kalktınız, ateşine bakıyorsun, ateşin yok, kahve yaptın, kahve kokusunu duydun, bugün bende COVID yok diyebilirsiniz. Hocam bendeki belirtiler, ben çok aşırı hassaslaşmıştı. Ben dedim ki ben COVID değilim, grip geçiriyorum. Bir de alerjen bir bünyem var, mevsimsel alerjim var. Ben kesinlikle yok. Test yaptırdıktan sonra tabii birinci derecede... Ne kadar karıştığını gördünüz değil mi? Şimdi ben de yani o yüzden sonunda mutlaka COVID testi yaptırmak lazım. Yani emin olmak için. Ama tabii yaygın bir viral kırgınlık bu hastalıkta oluyor. Yani üşüme, titreme oluyor. Ama burun akıntısı olabiliyor. Mesela vakaların bazılarında ise asemptomatik. Yani bu mesela biliyorsunuz Japonya'da bir gemi, kruz gemisi vardı. Yine işte Avustralya'da bir gemi. Buralarda gemi sakinlerine test yapılıyor. %30'unda falan hiç semptom yok ama COVID gösterilebiliyor. Daha sonra 14 gün içinde bunlar COVID'e yakalanabiliyorlar. Yine özellikle huzur evlerinde yapılan çalışmalarda hiç semptom göstermeden yaşlarda COVID. Yani bazılarında o asemptomatik hiçbir semptom olmadan COVID'i geçiren hastalar var. Bunlar %30. Tutulanlardan ise %80 civarı asemptomatik diyorlar ama ufak tefek belirtilerle geçiriyor. İşte %20'si hastane, %3-5 civarında da 3 gibi diyelim ölüm oranları var. Özellikle de yoğun bakıma yatışlarda eğer yoğun bakımlık ihtiyacı varsa hastaların yani oksijen, hipoksemisi bunların da
%60'ını maalesef yoğun bakımda kaybediyoruz. Tabi diğer risk faktörleri de var hastanın ağır geçirmesine sağlayan. İşte erkek cinsi olması, komorbid hastalıklar dediğimiz kişide kanser, böbrek hastalığı, diyabet, obezite, çok önemli obezite. Diğer renal transplantasyonlar, işte immün yetmezlikler. Yani bunlar tabi hastalığın çok ağır geçmesine ve maalesef ölümlere yol açıyor. Şimdi o halde dediğim gibi mesela diğer non-specific semptomlar, siz bahsettiniz, boğaz ağrısı, nazal konjesyon dediniz, yani burunda konjesyon, akıntı, baş ağrısı çok olabiliyor bu hastalıkta. Ve gastrointestinal sistem yakınmaları, yani diğere ve bulantı konusmayla da hasta gelebilir. Sadece bulantı ishalle de gelebilir. O durumda da şüphelenip mutlaka COVID testi, özellikle acilde çalışan arkadaşların istemesi lazım bu konuda. Ve işte kokunun kaybı ve tadın kaybı. Bunların ismi anozmi ve agösia dedikleri, Latince belki öğrenciler bunları öğrenebilirler. Ondan sonra da tabii bu koku ve tat kaybı respiratuar, yani solunum sistemi bulguları başlamadan önce oluyor. Çok önemli. Ondan sonra da solunum sistemi bulguları geliyor. Bu arada nörolojik bulgular da var. Özellikle işte ben baş dönmesi, ajitasyonlar, sara diyelim veya konvizyon diyelim, bunlar olabilir. İnmeler olabilir. Yani bunları da gördük hastalarda. Konuşma bozuklukları olabiliyor. Görme kaybı olabiliyor hastalarda. Bunlar önemli noktalar. Bir de immünosupresif yaşlı hastalarda genel durum bozukluğuyla hasta gelebilir. Yani hiçbir şey semptom olmadan hastanın bir anda genel durumu bozulup, yani size cevap veremez hale gelebilir. Bunda da COVID'i mutlaka düşünmek lazım. Peki hocam, ilk çıktığımda gerçekten de ben buna saygı kısmında bir vatandaş olarak baktım ama yaşlılarda daha çok zayıf bünye ve bulaştırıcılık. Yaş faktörü bu son iki senede tecrübe, hekimlerimizin, bilim adamların tecrübe edindiği kısım. Bu yaş faktörü... Neden önemli diyorsunuz? Aynen. Çünkü yaşlı hastalar yeteri kadar immün cevap veremiyorlar. Mesela yaşlılara aşı yaptığımız zaman da onlar yeteri kadar immün sistemleri zayıf olduğu için yeteri kadar antikor üretemiyorlar. Yani sorun, yaşlılardaki sorunlardan bir tanesi bu. İmmün bağışıklıklarında, yani immün sistemlerinde bir bozukluk var. Yani buna depresyon diyelim. Yani depresif bir immün sistemleri var. Yeteri kadar virüsle savaşabilecek bağışıklığa sahip değiller. Çünkü yaşlılar biliyorsunuz ateş bile çıkartamaz. Biz mesela yaşlılarda ateş olmaz. Bu da bir klinik bilgidir. Mesela üriner enfeksiyonu var. Üriner enfeksiyonu sepsise girmiş yaşlı. Ateşi olmaz ama genel durum bozukluğuyla gelebilir. Biz onda mutlaka bir idrar yolu enfeksiyonu düşünüp kültür alıp sepsis gibi tedavi ederiz. Yani o yüzden yaşlılar immün sistemleri zayıf ve bunlar yeteri kadar bağışıklık sistemini çalıştıramıyorlar. O yüzden de tabii ölüyorlar. Yani yaşlı ölümlerin önemli nedenlerinden birisi bu. Bu arada bir sürü ilaç alıyorlar tabii. Bunların diğer yaşlılar var, işte koronarite hastalıkları var, diyelim kanserleri var, hipertansiyonları var. Yani bu hastaların tabii diğer hastalıkları, diyabetleri var. Çünkü bu hastalık mesela diyabetin regülasyonunu bozuyor. Onun için hipertansiyon, hipertansif ataklara girebiliyor hastalar. Eğer viral sepsis, yani özellikle şiddetli hastalıkta veya kritik hastalıkta viral sepsis meydana geliyor. Viral sepsis, hipotansiyon zaten rezervleri çok sınırlı hastalar yoğun bakımda maalesef kaybediliyor. Zaten bunların çoğunun böbrek fonksiyonları da bozuk. Yani yaşlılıkla birlikte böbrek fonksiyonları da bozulur. Kreatinleri yüksek. Bu hastalık böbrekleri de çok ACE2 reseptörleri böbrekte çok yoğun olduğu için ciddi böbrek hasarında yol açabiliyor. Ve zaten perivek arter hastalıkları var bunlarda. Koronar arter hastalıkları, yani ateroskleroz bir gelişmiş. Tabii hem arteriyel hem venöz trombuslar bu hastalıkta çok gözüküyor. Yaygın bir mikrovaskülopati diyelim buna. Tabii damarları tıkanıyor. İşte serebrovasküler hadise ölüyor. Evet, yani hastalık gerçekten ciddi bir hastalık. Evet. Bir de şunu, yaş kısmını atlamadan bu soruyu da kısaca sorayım. Tabii. Size hocam. Yani önce yaşlı dedik. Evet, gerçekten bu dediğiniz, anlattıklarınız bilimsel olarak doğru. Fakat gençler de bulaştırıyor. Yani sürekli yaşlılar evde ama gençler sokaktaydı. Bunu sonradan düzelttiler, yani eve kapanma kısmına getirdiler. Bununla da alakalı birkaç cümle alabilir miyiz? Şimdi bu hastalık esasında maalesef aile içi bulaş gösteren bir hastalık. Yani %40
aile içi bulaş var bu hastalıkta. Bunun çok önemli nedenleri var. Bir, evler kalabalık, değil mi? Evler küçük. İzolasyon yapmaya çalıştığınız zaman tek banyo, tek tuvalet var. Tabii virüs hem surface'den yani yüzeyden geçebiliyor, hem damlacık enfeksiyonuyla, aerosolle geçebiliyor, hem de büyük damlalarla geçebiliyor. Yani ev kalabalık olduğu zaman ve kendinizi de koruyamak mümkün değil. Yani çünkü iki oda, üç odada 6-7 kişi yani ve bir anda ev içine bulaşla yayılıyor. Çünkü bir de çok bulaşıcı bir varyantlar da daha da bulaşıcı yani varyant virüsler. O halde aile içinde ciddi hasar bulaş yapıyor. Ben soruyorum hastalara. Genellikle yaşlı veya eşlik eden hastalı olanlar ölüyor. Yani kaç kişiye sorduysam evet annesini babasını kaybeden bir sürü insan var. Bir de virüsün virülansı ne kadar çok bol virüsle karşılaşırsan yani çünkü yaşlılarda virüs çok yürüyor ve bunların bulaştırıcılığı yani virüs partikül sayısı da fazla. Ne kadar virüs partikül fazla sayıda partikül maruz kalırsan o kadar da çabuk ağır geçiriyorsun. Hocam genç ve yaşlılar dediğiniz yaşlarda daha çabuk ürüyor, çok ürüyor. Evet. Gençlere oran neden bu? İşte immün sistemlerin bu, rahat olamaması ve bu virüsle yeteri kadar savaşamaması ve virüsü öldürememesi yani immün sistemlerinin zayıf olmasından dolayı virüs daha uzun süre yaşıyor ve daha çoğalıyor. Özellikle immünosupresif hastalar yani işte immün sistemi bozuk olan hastalarda, yaşlılarda virüs uzun süre yaşadığı için kendini bir de mutasyona sokuyor. Ne kadar uzun süre yaşarsa vücutta mutasyonu geliştirme şansı o kadar fazla. Bu sefer de işte mutantlar açığa çıkıyor. O yüzden işte aşılamanın önemi buradan kaynaklanmıştı. Ne kadar çok kişi kısa zamanda aşılamaz lazım ki bu virüsün üremesine müsaade etmeyeceksiniz yani toplumda. Buna müsaade ederseniz virüs mutasyona giriyor ve tabii kendini bu ilaçlardan olsun, immün sistemden koruyabilmek için buna evading yani kendini koruyor virüs ve antikorlardan kaçmak için kendini değiştiriyor. Yapısını değiştiriyor. Sizde daha önce de oluşmuş veya antikorlar yeni virüsü tanımıyor. O yüzden de hastalanmaya devam ediyorsunuz. Bir de bir diğer konu, kronik rahatsızlığı olan daha mı riskli? Tabii çok riskli. Şöyle, risk faktörleri şöyle bir erkek olması, yaş özellikle 55-54 diyorlar ama 55'in üzeri 65 yaşın üzerinde olması. Buna 54-55 diyelim. İki, diğer komorbid hastalıklar. Bunlar KOA, diğer böbrek hastalıkları, işte kanserler, immünosupresyon, nakil yapılması hastalarda, nakilli olan hastalar. Yani bunlar çok riskli vakalar. Kortizon olması hastaların. Mesela bazı hastalar uzun süredir kortizon tedavisi altında. Bunlar tabii riskli vakalar oluşturuyor. 15-20 mg idame tedavisinde kortizon giden hastalar riskli vakalar. Yine sosyoekonomik düzey düşük olmak da bir risk faktörü. Bu da açıkça söyleyeyim. Yani tabii beslenme şartları, iyi beslenememe yani bunlar da tabii immün sistemi güçlendirecek şeyler. Eğer siz bir kronik açlık çekiyorsanız immün sisteminiz tabii bozuk yani bu virüste savaşamıyorsunuz. Bütün bunları göz önüne aldığımız zaman tabii gençler bu hastalığı daha kolay atlatıyor. Yani çünkü onların immün sistemleri cevap verme olasılıkları daha fazla. Bir de sağlıklı oluyor. Diğer hastalıkları yok. Ama gençlerden de ağır geçenler yok mu? Var. Çünkü bazıları genetik olarak interferon üretiminde bir sıkıntıya girebilir. Yani bu interferon 1B dediğimiz genetik olarak virüsle savaşabilecek olan interferonu üretemiyorsanız yeteri kadar ağır geçiriyorsunuz. O yüzden bazı ailelerde ben bakıyorum mesela erkekler ve daha ağır geçirmiş. Hastane hospital edilmiş, yatmışlar. Yoğun bakıma girenler var, ölenler var. Yani bu alfa 1 antitripsin eksikliği üzerinde duruldu bir ara. Yani ağır geçenlerde alfa 1 antitripsin de az olduğu söyleniyor. Bunlara bakmak lazım. Yine immün sistemleri hem edinsel veya işte bazı ilaçlarla bağışıklık sistemleri bozulursa tabii çok ağır geçiriyorlar hastalığı ve maalesef yoğun bakımlarda kaybediyoruz. Evet hocam.
Bir diğer soruya geçmek istiyorum yine COVID ile alakalı. COVID'in 200'den fazla çeşidi mevcut deniliyor. Birçok çeşidi olan bu hastalığın neden daha önce bilinmiyordu hocam? Yok, bu hastalık biliniyor esasında. Şimdi bizim 7 tane COVID var. En çok hasta insanlarda hastalık yapan. İşte nezle virüsleriyle birlikte 7 virüs var. Biz bu virüsler, yani nezle virüslerin çoğu zaten koronavirüs esasında. Hatta bazılarının daha hafif geçirmesi nedeni daha önce geçirmiş, koronayla geçirmiş oldukları nezlelere, virüslerine karşı yapmış oldukları antikorlar kaldığı için bunların bu yeni koronavirüsle hastalığa daha dayandıkları ve daha hafif geçirdikleri söyleniyor. İşte SARS demiştim biliyorsunuz. Hong Kong'da çıktı, sonra Toronto'ya. Hatta benim Toronto'da bir akciğer kanseri kongresi vardı. Oraya gidişim bu pandemi nedeniyle iptal edilmişti. Gidemedik o zaman. Bu 2003 yılı. Bir de MERS, Suudi Arabistan'da biliyorsunuz. Özellikle evet, develerden geçtiği ama genellikle de hastane içi bulaş yapıyor. Yani nozokomial bir geçiş gösterildi. %50 ölüm vardı bunlarda. Ve bunlar kendilerine, bu virüsler biliniyor ve bunlardan tabii gelen bilgi birikimi bu yeni koronavirüste esasında çok etkili oldu. Buradan gelen bilgilerle bu yeni koronavirüse karşı birdenbire bir pozisyon almamız ve işte bu aşı çalışmaları falan biliyorsunuz çok kısa zamanda bitti. Yani bu geçmişe dayanan bilgi birikimi ve deneyimler oldukça bu virüsle tedavide ve savaşta etkili oldu. Yani biliniyordu yani. Evet, koronavirüs konusuna bitirmeden, bir diğer konumuza geçmeden önce, yani biz genel itibariyle dünya ve Türkiye kıyasladığımızda Türkiye gerçekten de, biz zaten şunu vatandaş olarak da biliyoruz, çok iyi hekim ve cerrahlar, Şimdi şöyle söyleyeyim. Sahibiz. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi bu hastalıkta maalesef bir tedavi yok. Bakın açıkça söyleyeyim yani. Bilemiyoruz. Şu anda onaylanmış bir ilaç yok. Maalesef. Şimdi Remdesivir var biliyorsunuz. FDA bunu onayladı ama Remdesivir işte Ebola virüsüne karşı geliştirildi. Damardan veriliyor. IV yolla veriliyor. 5 günlük tedavi ve 10 günlük tedavi ama kısa tedavinin mortalite etkisi olmadığını fakat hastane yatışlarını bir 4 gün kadar kısalttığı gösterildi. Remdesivir artı baricitinib dedikleri bir romatizma ilaç var. Antiinflamatuar bir ilaç bu. Bu ikisinin kombinasyonunun, New England Journal of Medicine'da beni dinleyen doktorlar için söylüyorum, tedavide verilmesinin etkili olduğu ve bu nedenle de Amerikan FDA dediğimiz işte ilaç ve besin dairesi bunu onayladı. Şimdi bizim elimizde küçük moleküllü bir antiviral ilaç var biliyorsunuz. Favipiravir dedikleri. O konuda da etkinliği henüz bilinmiyor. Çünkü bir randomize bir çalışma yok. Ama bütün hastalara tabii bu ilaç veriliyor. Ama ne kadar etkin, ne kadar etkin değil ve virüs nötralizasyonunda, izolasyonda antiviral etkisi nasıl? Bu konuda yan etkileri konusunda hangi hasta gruplarında ne kadar etki etti pek bilinmiyor. Ama tek küçük molekül antiviral olduğu için şu anda kullanımda. Bundan önce biliyorsunuz hidroksiklorokin ve azitromisin. Ben de hastalığı geçirdiğim zaman aldım. 10 gün kadar yazık ettik kendimize. İşe yaramaz bir ilaçtı ama işte başka bir çaren yoktu yani. Aynen. Evet, bu ilaçları kullandık ya. Ama yani yatarken yanıma EKG cihazını koydum yani. Düşünebiliyor musunuz? Kardiyolog arkadaşım dedi ki ya EKG, her gün EKG. İşte QTC uzaması var mı? Aritmeye girecek misin, girmeyecek misin? Yani düşünebiliyor musunuz? Bu korkuyla azitromisin artı hidroksiklorokin aldım 10 gün. Ama çalışmadı tabii yani. Çalışmadı. Bu arada yani orada işte ilk başlarda hastalandığımız için yani denize düşen yılana sarılır. Ne önerirlerse onu yapmıyor. Ama buradaki nedenlerden bir tanesi işte yani şu anda kanıtlanmış tedavide açıkça söyleyeyim. Bir, Remdesivir artı baricitinib. Remdesivir 5 günlük kısa doz tedavi. 5 gün 200 mg öğrenciler için 100-100 3 güne tamamlama. Mortalite üzerinde etkisi yok ama özellikle yoğun bakım ve şiddetli hasta olanlarda kullanmak lazım. Başlangıçta kullanılır mı, kullanılır mı bu bir soru işareti. İkinci olarak tedavide kortikosteroidler. Değil mi? Çünkü bu hastalıkta mortaliteyi etki eden recovery diye bir çalışma var. İngilizlerin yaptığı bir çalışma. Bu çalışmada kısa süreli düşük doz dexametazon özellikle 6 mg özellikle vurguluyorum öğrenci ve doktorlar için daha yüksek dozlara gerek yok. Hipoksemisi olan yani hastaneye yatırdınız. Ayaktan hastaları değil bakın. Hastaneye yatırdınız hipoksemisi var. İşte
viral pneumonisi var hastanın. Yani tomografisinde bilateral, özellikle alt zonları tutan buzlu camları gördünüz değil mi? Periferik. Bunlar yani orman yangını gibi çoğalır. Yani burada bir tane buzlu cam görürsün, bir gün sonra çekersin, öbür tarafta bir anda akciğeri kaplayabilir. Ve akut alveolar demaj yapar. Yani akciğer hasarına gidebilir. Hipoksemi varsa, viral pneumonisi varsa deksametazon. 6 mg 7-10 gün. Bu arada tabii deksametazonla birlikte işte remdesivir de tabii bu hastalara verebilirsiniz, bulabilirsiniz, verebilirsiniz. Yoksa tabii veremiyorsun. Ama her yatan, hastaneye yatan hastaya mutlaka antikoagülan üretmemiz gerekiyor. Çünkü bu hastalarda mikrovaskülatür tutuluyor, yani mikrosirkülasyon tutuluyor ve yaygın consumption coagulability dediğimiz, yani yaygın trombostopeni viral, yani buna dik deniyor. Yani hasta dike giriyor ve yaygın pıhtılaşma meydana geliyor vücutta. Bunu önlemek için antikoagülant, trombosit sayılarını da takip etmek lazım. Bunun için de biz genellikle low molecular weight dedikleri, yani düşük moleküler ağırlıkta heparin kullanıyoruz arkadaşlar. Ve bunlar işte piyasada bazıları var. Onlar da zor bulunuyor. Bazen bulunuyor, bazen bulunmuyor ama bunların hangi dozda verelim? Eğer kanıtlanmış bir tromboemboli gösterebilirseniz tedavi dozunda heparin vermek zorundasınız. Veya profilaksi, ama profilaksiyi de düşük doz mu verelim yoksa intermediate doz mu yapalım derseniz, çünkü kanama riski de var hastalarda biliyorsunuz. Intermediate doz belki profilaksi, ben intermediate doz profilaksi veriyorum ama o halde şu anda mortalite etki eden ilaçlar dexamethason, remdesivir, baricitinib ve antikoagülan tedavi. Bunun dışında ne var? Monoklonal antikorlar var. Yani bu virüse karşı oluşturulmuş, virüsü nötralize edebilen antikor. Yani bunlar esasında neydi? Konvalesan plazma dediğimiz, yani iyileşmiş kişilerin kanını alıyorsunuz. Bunlar antikor yüksek titredeyse ilk 3 gün içinde özellikle komorbid hasta olan yaşlı kişilere konvalesan plazma çok faydalı olabilir. Bunu verebiliyorsun. Ama monoklonal dediğimiz bazı firmaların çıkarttığı antikorlar var. Bunlar pahalı fakat ilk hastalığın erken döneminde oldukça etkili. Türkiye'de yok. O halde monoklonal antikorlar da tedavide yeri var. Başka da şu anda kanıtlanmış bir tedavimiz yok. Yani bu hastalığa karşı, bu virüse karşı etkili bir antiviral, yani influenza'da Osimet, biliyorsunuz influenza'da ilaçlar var kullandığımız. Bu virüs için bir etkili bir antiviral ajan maalesef yok. O halde destek tedavisi, oksijen tedavisi, gerekirse non-invasive mekanik ventilasyon dediğimiz işte BiPAP gibi tedaviler, high flow oksijenler. Eğer bunlarla baş edemezsek, oksijenasyonu düzeltemezsen tabii yoğun bakım, invasive mekanik ventilasyon ve en son ECMO dediğimiz, yani ekstrakorporeal membran plazma aferezi gibi ekstrakorporeal membran difüzyon şeyleri, ECMO oksijenasyonu dediğimiz, buna kadar gidebiliyor akut dönemde. Tabii bir de hastalığın post-covid dönemi var. Allah öyle bir hastalık ki, yani bir de bunlarla uğraşmaya başladık. Yani akut dönem biliyorsunuz 3 haftaya kadar akut dönem diyoruz yani. Bu arada hastayı kaybetmezsek, iyileşirse ondan sonra 3 haftayla 12 hafta arasına akut post-covid diyoruz yani. Post-covid ama yani 12 haftadan sonra, yani 3 aydan sonra da long covid dedikleri, yani uzamış covid veya long haul dedikleri. Yani ondan sonra da bir seneye kadar hastalarda %70'inde 1 veya 2 tane semptom olabiliyor. Yani hastalık virüs tespit etmesen bile, yani PCR'lar negatif olsa bile, negatife dönse bile hastalık devam ediyor. İşte buna long covid deniyor, uzamış covid deniyor. Bu da önemli bir sorun. Benim ilgilendiğim konu akut hastalıkla, ben şu anda ilgilenmiyorum. Enfeksiyon hastalıkları arkadaşım, yani öyle bir politika daha iyi bir enfeksiyon hastalıkları. Ama bana da long covid, post covid, uzamış covid vakaları geliyor ve bunların tabii akciğerlerinde kalıcı hasarları, fibrozisleri, işte eklem ağrıları, bunların rehabilitasyonu, yani ödemin psikiyatrik sorunları da çok fazla hastaların. Çok uzun süreli hocam, evet. Devam ediyor evet. Yani bunların kalıntısı. Peki bu ömür boyu kalıcı oluyor mu bu hasarlar ciğerlerde? Vallahi şöyle işte bu konu iyi bir soru. Bunu tabii bilmiyoruz. Çünkü hastalık biliyorsunuz Aralık 19.
işte 2020-19 daha yani evet. bir buçuk sene falan oldu. Yani bilemiyorum 3 yıl sonra 5 yıl sonra bu Covid geçirenler özellikle de yoğun bakıma yatıp şiddetli veya kritik hastalık yani yoğun bakım ve ALDS dediğimiz yani erişkinlerin solunum zorluğu sendromu ve mekanik ventilatöre bağlanmış hastalardan daha sonra uzun dönemde nasıl bir sorun göreceğiz bilemiyoruz ama söylenen şu bu Covid geçiren hastalarda mortalitenin yani diğer mortaliteden all cause mortalite dediği %60 arttı geçirmenlere göre. Yani bu hastalar geçirmenlere göre geçirenler maalesef ölüm riskleri daha fazla. Çünkü görüyoruz hastaneden çıkıyor ama bir MI geçiriyor veya bir miyokardit olmuş. Farkında değil genç. Çok şiddetli bir egzersiz yapıyor. Sporcu yani. Miyokardit ama subklinik bir miyokardit. Bunu bilmiyor. Aşırı bir egzersiz yapıyor. Tekrar eski formuna dönmek için. Ve ölüyor hasta yani miyokardit olduğu için. Yani veya işte emboli riskleri, inmeler. Yani COVID geçirdikten sonra da ölüm riskleri devam ediyor. O nedenle biz şöyle diyoruz yani COVID geçirenlerin vücutlarında belli bir hasar tabii kalıyor. Ama bunun derecesi ve işte hastalığı ne kadar şiddetli geçirdiği önemli. Kısaca söylemek istediklerim bunlar yani bu konuda. Peki bunu diyelim ilk başlarda geçirdi. Siz çok değerli bir hocamız göğüs hastalıkları uzmanı olarak size gelen ya da sizin bölümünüzde yoğun bakım buna benzer bölümlerde olan hocalarımızdan şunu duyabiliyor musunuz? Şu an negatif ama en belirgin biz vatandaş olarak bildiğimiz ciğerlerinde ya da başka bir organında bu hasar COVID'den dolayı kaldı. Evet. Diyebiliyor muyuz? Evet, şimdi bir vaka geldi mi size? Tabii şimdi bana bir sürü post-COVID hastalar geliyor. Mesela 4. ayda, bugün 4. ayı geçirmiş, yani 5. ay Aralık'ta geçirmiş vakalara baktım ben anne kız. Örnek vermek istiyorum ama. Annesinin akciğerinde ciddi yani fibrozis, honeycomb dediğimiz palpitiye görünümü, fibrozis ve tabii traksiyon bronşektazileri dediğimiz yani difüz akciğer hastalığı non-spesifik interstisyel pnömoni fibrotik faz var. Yani şimdi bunu nasıl tedavi ederim? Kızı da aynı babasını kaybetmiş hasta. Kızı da bugün geldi. Onda da organize pneumoni özellikle akciğer bazallarında ama o daha az seker kalmış. Şimdi annesini tedavi edeceğiz. Bu annesini nasıl tedavi edeceğiz? Yani çünkü fibrotik faza girmiş ve bir non-spesifik interstisyel pneumoni gelişmiş. Mesela post-COVID 14. günde gelenler var, 20. günde gelenler var. Bakıyorsunuz organize pneumoni, işte difüz akciğer hastalığı uyumlu. Bunlara kısa süreli kortikosteroid tedavileri etkili olabiliyor ama çok yüksek dozda değil yani 2 veya 3 hafta içinde kesmek. Veya antifibrotik ilaçlar var. Bunlar işte pirifenidon olabilir veya nintantenib gibi. Özellikle hipoksemisi fibrotik faza geçmiş yani difüz akciğer hastalığı gelişmiş kişilerde bu konuda çalışmalar var. Ben de bazı hastalara bu endikasyon dışı raporlarıyla bu ilaçları veriyoruz ve 6 vakamız vardı hatta yayın hazırlıyordu arkadaşlarımız. Oldukça iyi sonuçlar aldık yani bu antifibrotik ilaçlarla. Organize pneumoni tablolarının tabii tedavisi kortisonla olması lazım. Ama bu kortisonları da çok yüksek dozda ve kişilerde yan etki yapacak şekilde uzun süreli kullanmamak lazım. Yani bu konuyu da bilmek lazım. Şimdi herkes yüksek doz işte 250 mg veriyor, 500 mg verenler var. Yani bunların bu yüksek doz kortisonlar tabii sekonder enfeksiyon riskini çok arttırıyor. Özellikle aspergillus dediğimiz yani mantar enfeksiyon riskini çok arttırıyor. Bunlar ciddi enfeksiyonlar. Tabii bu arada işte kataraktan tutun da osteoporoza kadar, kemik zehirine kadar bir sürü hastalıklara yol açabilir. O nedenle bunların tedavisinin henüz oturmuş bir yani bir guideline yok ama mesela İngiliz guideline yayınlandı. Bilgi birikimi artacak. Zannediyorum ki nasıl tedavi edelim? Sonunda bir kesin bir kaydeden ama değişiyor tabii. Tıp değişiyor biliyorsunuz bu. Çalışmalar evet, devam ediyor. Ama az olmayarak yani seyrek olmayarak bu şekilde 4. ay 5. ayda akciğerde ciddi özellikle de yoğun bakıma girmiş veya şiddetli hasta olanlarda ciddi akciğer sorunları görebiliriz. Sadece akciğer değil tabii böbrek yetmezliğine girebilir. Bu hastalar ilk başta diyabetik olan hastaların diyabetleri ağırlaşıyor tabii yani enfeksiyon olduğu için.
Veya iç diyabeti bile olmasa bunlarda hiperglisemi görebiliyorsun hastalarda. Veya otoantikor geliştirdiği için yani çok hiperimin bir cevap respons olduğu zaman hiperimin bir cevap oluşturduğun antikorlar kendi vücuduna da karşı da dönebilir. Bunlarda ben Hashimoto gibi yani tiroide karşı otoantikorlar çok sık görmeye başladım. Yine her hastada özellikle ANA veya anti-DNA işte romatoid faktör yani bir sistemik lupusa karşı veya bir kolagen vasküler hastalığa karşı bir antikor var mı ona bakıyorum. Bir de tabii BNP dediğimiz yani kalp yetmezliğinin markalarından bir tanesi BNP. Hastalarda BNP, laktik dehidrogenaz, hücre içi enzimi ve kreatin kinaz yani kas yıkım ürünlerini bu hastalarda özellikle 3. ayda falan bakmak lazım. Yani hastalık devam etmiyor buna görmek lazım. Peki son olarak başka konularımız, çok konuşacağımız konular var. Sizin gibi değerli bir hocamız, bilgi ve birikimleri çok olan hocamızı ağırladık. Birçok soruyu sormak istiyoruz ama COVID ile alakalı yani hastalık bitti. Ben bir hasta olarak check-up yaptırmak istesem evet. Doğru bir karar olmuş olur mu? Yani olur. Hani... Şöyle yani şimdi hastalık geçirenlerde semptom yoksa yani bir üçüncü ayda bir kontrole gelmek gerekebilir. Şimdi genellikle karantina biliyorsunuz 10 gün ve 14 gün sürüyor. Ben genellikle bu varyantlar biraz daha uzun sürüyor virüsün negatifleşmesi. Yani 14. gün diyelim. Bir kontrole gelmekte fayda var. Hem PCR negatifleşmesi açısından hem de işte karaciğer fonksiyon testleri ne oldu, böbrek fonksiyonları ne oldu bunlara bakmakta fayda var. Bir karantina sonunda yani 14. günde veya işte 17. günde olabilir. Bir kontrol uygun olabilir. Tabii bu sağlık hizmeti veren hastanenin yükünü çok arttırabilir. Semptom varsa mutlaka tabii gelmesi lazım. Üçüncü ayda bir genel check-up'tan geçmekte fayda var diye düşünüyorum. Zaten 3 aydan sonra semptom yoksa COVID geçirenlerde aşı öneriliyor normalde. Bunlara tek doz aşı yeterli. Tek doz aşı yapılması lazım. COVID geçirenlerde mi tek doz hocam? Evet evet. Tek doz aşı önemli. Yani COVID geçirenlere tek doz 3 ay sonra semptom yoksa tek doz aşı uygundur. Yani şunu diyebilir miyiz bir vatandaş olarak merakımı gidermek ve izleyicilerimizin merak ettiği konu. Ben normal bir bireysem herhangi bir belirtim yoksa 14 günden sonra doktoruma başvurabilir ya da bunu bir de şu şekle kronik rahatsızlığı olan check-up kısmını daha mı çok önemseyelim hastanelere yoğunlaşmamak adına? Şimdi tabii mesela çok ilginç bir şey. Yani check-up'lara gitmekte fayda var. Çünkü check-up'lar COVID geçen hastalarda ona göre ister doktorlar yani iç hastalıkları doktorlar olsun. Yani kim uğraşıyorsa check-up'ta pratisyen hekimler. Yani COVID'in tuttuğu organlar, en çok tuttuğu organlara göre bir laboratuvar ve akciğer filmiyle bunu araştırmasına fayda var. Antikor bakalım bakmadım mı? Yani antikor zaten oluşuyor. Ama bazen de yüksek titrede oluşuyor. Özellikle ağır geçirenlerde veya immün sistemi. Bazen de hafif titrede oluşuyor. Ama hücresel immünite de korumada önemli. Ve antikorlar maalesef kalıcı olmuyor. Yani %10 civarında, %14 civarında her ay azalıyor antikorlar. Bunlar nötroz antikorlar. Ama hücresel immünite yani buna memori hücreleri dediğimiz yani o antijeni tekrar tanıyıp kemik iline antikor üretmekte sinyal gönderen hücrelerimiz de var. Bunlar tekrar antikor ürettirebilirler. Yani bu esasında kompleks bir hücresel ve işte hücresel immünite ve antibody dediğimiz yani humoral immünite de rol oynadığı bir hastalık bu. O nedenle söylemek istediğim üçüncü ay önemli. Yani eğer hastalık akciğerde tabii hasar meydana getirmezse üçüncü ayda solunum fonksiyon testleri, karbonmonoksit difüzyonu küçük hava yollarını göstermek. Çünkü bu hastalıkta küçük hava yollarında ciddi hasar oluyor. Özellikle sporcuysa bu kişiler, ben açıkça söyleyeyim. Sporcuları da çok etkili olabilir. Bunların performanslarını sıkıntıya sokabilir. Ve spor hayatlarına da gerçekten kalıcı hasarlar meydana gelir. O yüzden sporcuların mutlaka gelmesini öneriyorum ben. Peki hocam, konumuz COVID olunca akciğer kısmına geçmek istiyorum izninizle. Akciğer yapısı, işlevi ve hayatı önemi. Bundan biraz konuşabiliriz. Akciğer zaten işte biliyorsunuz bizim akciğerimiz olmasa oksijenasyonumuzu sağlayamayız ve havanın oksijeni tabii bizim hücrelerimize taşınması için bunun bir şekilde vücudumuza girmesi gerekiyor. İşte akciğerlerimiz bu görevi görüyor bildiğiniz gibi.
ortam havasındaki işte oksijeni biz vücudumuz içine alarak, yani akciğerimiz içine alveollerden işte kanımıza verip bunu hemoglobinle hücrelere taşıyarak oksijen ya yakıt sağlayıp işte metabolizmamızı devam ediyoruz. Yani akciğer o yüzden çok önemli bir organ. Tabii bütün organlar önemli. Akciğer tabii direkt olarak bir de dış ortamla bağlantısı olduğu için tabii dış ortamdaki tabii her türlü antijenik veya mikrop işte ya hava kirliliğine karşı açık bir organ. O yüzden akciğerlerimizi korumamız lazım. Bu arada sigara içmiyoruz. Aynen hocam. Bu çok merak edilen, sorulan tabii biz sizin gibi değerli hocalarımızla program yaptığımız için böyle bir soru sorma şansımız oluyor. Soruluyor bu bizlere, sorabilir misiniz diye. Vatandaş şunu biliyoruz. Ciğerler. Covid ciğerlere yapışıyor. Diğer anlattığınız ağzınıza sağlık. Diğer tüm organlarda aynı şekilde risk taşıyor. Bunu da bu konuda size sormak istedim. Bir diğer konumuz akciğer kanseri. Tipleri nelerdir? Kaç çeşidi vardır hocam? Sorular gelmeye başladı o zaman. Aynen öyle. Tabii akciğer kanseri önemli bir kanser. Yani en çok öldüren kanser şu anda akciğer kanseri değil mi? Aynen. Evet. 100 binde 67 civarında bir orandan bahsetmek lazım toplumda. Direkt olarak sigara ile ilişkili bir kanser bu. 1930'lu yıllarda akciğer kanseri vakaları yakalandığı zaman veya tanı konduğu zaman yani vaka takdim olunmuş, yani buna olgu sunumu deniyor. Hı hı. O kadar nadir. Akciğer kanseri yanında bazı nedenler de var. İşte asbest teması olabilir, bazı ağır metal zehirlenmeleri, bazı genetik faktörler akciğer kanserine yol açabilir. Akciğer kanseri bir diğer ismi de bronş kanseri diyoruz. Bazı alveoller ve işte trakeobronal sistemdeki hücrelerden köken olan bir kanser. Burada neden? Sigara içindeki karsinojenlerin DNA yapısını bozması ve böylece DNA'da kalıcı hasar meydana geliyor. Vücut bunu tahmin edemiyor ve hücre yapısındaki bu kalıcı hasarlar o hücrenin işte kanserleşmesine ve tabii hızla çoğalmasına yol açıyor ve bütün vücuda yayılarak insanı öldürüyor. Kanser biliyorsunuz yengeç. Şimdi akciğer kanseri iki tür, majör iki tür olarak kabul edilir. Bunlardan bir tanesi squamous kanser dediğimiz epidermoid veya non-squamous dediğimiz en büyük grubu adenokanser. Şu anda histoloji olarak adenokanserler ön sıraya geçti. Bu içilen sigara miktarıyla ilişkili veya cinsiyle ilişkili. Eskiden squamous dediğimiz epidermoid kanserler birinci sıradaydı ama şu anda adenokanserler bunu geçti. Bunların da diğer başka alt tipleri var. Sadece histopatolojik olarak kanserleri ayırt etmek günümüzde artık yeterli değil. O zaman biz adenokanser dediğimiz zaman bir tek adenokanser vardı. İşte diyelim bundan 1990'lardan bahsediyorum ben. O zaman sadece adenokanser derdik ve tedavi aynı ilaçlarla yapmaya çalıştık. Ama burada bazı genetik mutasyonlar, driverlar, bunlar tümörün gelişmesinde ortaya çıktı ve işte KRAS dediğimiz, ne bileyim ALK dediğimiz, EML, yani IGFR, bir sürü değişik genetik mutasyonlar açığa çıktı ve bunları içeren kanserlerin bazı ilaçları tedavileri, cevapları daha iyi olduğu ortaya çıktı. O halde akciğer kanseri gerçekten son zamanlarda hedefe yönelik tedaviler dediğimiz işte targetik tedaviler veya immunolojik tedaviler, özellikle de aşı tedavileri diyelim buna, ön plana çıktığı bir kanser türü haline geldi. Squamous kanserlerde veya non-squamous kanserlerde bunlara küçük hücre dışı kanser deniyor. Bir de küçük hücreli kanserler var. Yani bunlar small, küçük, rounded dedik, yuvarlak hücrelerden oluşuyor. Direkt sigara ile ilişkili. O halde bir küçük hücreli kanser, bir küçük hücre dışı kanser. Küçük hücre dışı kanseri de squamous, non-squamous olarak ayırıp etmek lazım. Küçük hücreli kanserlerinde kendi içlerinde bazı O cell derdik mesela. Bazı mix tipler olabilir. Bunlar neuroendokrin kanserler. Akciğer kanseri özelleşmiş bilgi sahibi olan insanların ilgilenmesi gereken bir konu. Çünkü tek tip kanserden bahsedebiliriz. Yani adenokanser tek tip değil. Veya
squamous kanserlerde ve non squamous kanserlerde tetiklediği, bunların tedavileri ve takipleri çok gerçekten özellik istiyor. Ve şu anda bu yeni tedavilerle uzun süreli yaşam mümkün. Hastalar kronik kanserle birlikte yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Peki hocam, kanser çeşitlerini ele aldık. Peki bunun yaş faktörü, gençlerde olması, yaşlarda olması, bir de son zamanlarda organik olmayan mı diyelim, yapay gıdalar mı diyelim, bunun ismini ne koyarsak koyalım, beslenme bozukluğu diyebilir miyiz? Bu şimdi kanser, evet, kanser şimdi kadında olan kanser farklı. Gençlerde yani 40 yaşın altındaki olan kanserler farklı. Bunları mesela literatüre baktığınız zaman akciğer kanseri, mesela gençlerde akciğer kanseri 40 yaşın altında var. Kadındaki kanserleri farklı. Yani çünkü COVID bile kadınları daha iyi seyrediyor. Bazı humoral ve işte kadın hormonlarıyla ilişki olabilir. Beslenme tabii önemli bir nokta. Çünkü yani burada dengeli beslenme ve özellikle de antioksidandan zengin beslenme. Yani kanser olmamak için önemli bir şey. Yani burada kırmızı sebze meyve ve işte yemenin önemi burada. Sebze ağırlıklı besleneceksiniz, antioksidandan zengin besleneceksiniz ve dengeli besleneceksiniz. Özellikle işte çok tek hayvan sağlıklı veya proses meat dediğimiz yani işlenmiş et yenmesi bir takım. Bunlar tabii kanserojen. Ya özellikle de doymuş yağlarla beslenme. Bunlar biliniyor obezite falan. Ama yani antioksidandan zengin beslenme, C vitamini ve diğer vitamin alımlarına dikkat etme kişileri kanser olmaktan korur. Tabii önemli noktalardan bir tanesi de işte sigara içilmeyecek. Hocam, bir diğer konumuza geçersek. Sarkoidoz, ben bunu telaffuz edemedim. Nasıl tedavi edilir? Yanlış yazılmış buraya. Sorulan bir soru bu. Sarkoidoz hastalığı multisistemik veya gramatoz bir hastalık. Akciğerleri tutabildiği gibi diğer organlar da tutabilir. Nedeni şu anda çok bilinmiyor ama propionibakteri, akne dedikleri bu sivilce yapan bakteri üzerinde son zamanlarda duruluyor. Çünkü sarkoidozun yol açtığı bu granomlar veya histolojik patolojik oluşumlar içinde bu bakteri gösterilmiş durumda. Ama tabii kesin sonuç yok. Bunun tedavisi genelde hasar varsa vücutta, ya yani tutulduğu organa, yani hayat tehdit edici bir organı tutmuşsa, mesela kalp tutmuşsa, beyni tutmuşsa veya akciğerde işte nefes darlığı ve diğer yani bronşial sisteme bası yapacak şekilde lenf bezleri büyümüşse, yani kişide semptom varsa, işte böbrek, taş varsa, hiperkalsemi, bunları tabii tedavi edip hastalığı tedavi etmek lazım. Genellikle tedavide kortizon kullanılır. Ama başka ilaçlar da var tabii. Yani bu sarkoidoz da gerçekten özelleşmiş kişiler tarafından takip edilmesi gereken bir hastalık. Evet. Peki hocam, sorulan başka bir soruya geçmek istiyorum. Süremiz yeterse. Astım ve KOAH. Bunların bunları hava yolu hastalıkları olarak kabul ediyoruz. Yani astım ve KOAH. Bunlar kitaplarda hava yolu hastalığı olarak geçer. KOAH da normalde kronik bronşit ve amfizem olarak iki ana grupta takip etmek lazım. Tabii bunlar mix olabilir. Genellikle KOAH sigara ile ilişkili bir hastalıktır. Yani bu akciğer kanseri gibi. Amfizem dediğimiz alveol duvarların yıkılmasıyla birlikte işte oksijenasyonun kaybolması. Kronik bronşitte ise özellikle trakeobronş sisteminde bronş duvarlarında kanlaşma ve mukus sekresyonları. Bunlar obstrüktif ve hastalıklardır. Ve tabii uzun süreli hastalıklardır. Bunları astım ise bir şekilde gen artı çevre ve bronkospazmla giden alerjen ağırlıklı olabilir. %50'si alerjiktir. Non alerjik olabilir. Astımda ve KOAH'ta aritanda arkadaşlar bakabilirler. Farklı hastalıklar, yani astım KOAH'tan sayılmaz. KOAH da hastalık. İkisi de hava yolu hastalığı, bunların tedavileri, cevapları veya kullanılan ilaçlar farklıdır. Yani bu
İki hastalığı ayırt etmek tabii bir ekspertiz gerektirir. Yani bir iyi bir uzman olmak lazım. Sorulan, son konu, programımızın sonuna geliyoruz ama sorulan bir soruyu daha sormak istiyorum. Astımla KOAH karıştıran hastalar size geldiğinde bunu nasıl ayırt ediyorsunuz? Aslında KOAH karışmaz normalde. Yani bunun için çok iyi bir hikaye almak lazım ve bazı solunum fonksiyon testleri yapmak gerekiyor. Solunum fonksiyon testi önemli. Bu solunum fonksiyon testlerinde yani biz geri dönüşümlü bir obstrüksiyon var mı, yani tıkanma var mı, buna bakıyoruz. Daha sonrasında alerji öyküsü, çocuklukta başlaması, aile hikayeleri falan bunlar önemli. Sigara içip içmemesi. Yani bunu iyi bir hekim rahatça iki hastalığı birbirine ayırır. Ama astım iyi tedavi edilemezse ve sürüncemede kalmışsa KOAH'a dönebilir. Öyle mi? KOAH yapabilir, evet. Yani bu normali bir bireyde olup sonradan çok yükselen bir alerji ya da astımsa bir de bu dediğiniz işte sigara şimdi astımlı hastalarda bir tabii alerjenle karşılaştığı zaman bir bronkospazm dediğimiz bronşlarda aşırı bir daralma ile birlikte wheezing işte nefes darlığı açığa çıkıyor. KOAH. Ama bu geri dönüşümlü. Yani buna siz bir ventolin dediğimiz yani veya salbutamol dediğimiz bir bronş açı ilaç verirseniz hastalık düzelir. Ama KOAH'ta ise geri dönüşüm yoktur. Yani burada kalıcı hasar meydana gelmiştir akciğerde. Tabii astım da tedavi edilmezse, uzun süre giderse kalıcı hasar meydana gelir ve KOAH gibi bir tavlıyla gelebilir. Yani tek sorun astımın iyi tedavi edilmemesi, sürüncemede kalması ileri yaşlarda KOAH gibi gelebilir. Bu ikisini ayırt etmek bazen zor olabilir gerçekten. Son zamanlarda artık zaten teknolojinin çok ilerlemesi, ya eski yönelik bunlar çok çabuk teşhis edilebilen ve tedavisi olan hastalıklar, evet. Bunlar kronik rahatsızlıklar. Evet. Yani esasında tabii hemen hemen bütün göz hastalıkları burada gözden geçirdik. Evet. Ama bizi heterojen bir grup dinliyor anladığım kadarıyla. Yani evet hocam. Hastalar var. Bazı doktor, acaba öğrencilerden dinleyen var mı bilemiyorum. Hı-hı. Kaç kişi seyrediyor onu da tam bilemiyorum şu anda internet bize üzerinde. Bize gelen soruları biz size evet, soruyoruz çoğunlukla. Doğru. Öğrencilerimiz ve dediğimiz gibi evde oturup bu gibi hastalıkları bizlere evet, öğrenci yani gerekirse, yoluyla evet, yani gerekirse beni de arayabilirler veya işte videolar var bu konuda. Hı. Benim videolarım falan da var. Bunları takip edebilir. Çünkü ben hemen aynen hemen bütün öyle hastalıkları YouTube üzerinden anlatmaya çalıştım. Yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Toparlamak gerekirse ne söylemek istersiniz hocam? Valla akciğer sağlığı tabii önemli bir durum. Özellikle bu Covid'den sonra göğüs hastalıklarının şeysi biraz daha arttı, önemi arttı. Hava kirliliği işte, bu viral enfeksiyonlar akciğerlerin önemli bir organ olduğunu bize bir daha gösterdi. O halde dediğim, yani kendimizi nasıl koruyacağız bilemiyorum ama mümkün olduğu kadar işte bu tekrar atlatayım, yani aşılanmaya çok önem vermek lazım, Covid aşılanmasına. Ve ümmü sistemimize, beslenmemize dikkat etmemiz lazım. İşte hijyen ve diğer sosyal mesafe diyoruz. Yani 2 metrenin altında toplantı yapmamak lazım. İşte kalabalıklardan uzaklaşmak lazım. Gereksiz ev ziyaretleri, gereksiz ritüellerden uzak durmamız lazım. Bakın bunlar çok önemli. Ama tamam asosyal oluyorsunuz ama en azından şu toplumun %60-%70'i aşılanana kadar buna dikkat etmek lazım. İnşallah bu yeteri kadar doz aşı gelir de toplum aşılanabilir. Biz de burada oturduğumuz gibi maskesiz toplumda gezebiliriz ama tabii nasıl olacak bilemiyorum. Sadece Covid değil, başka viral enfeksiyonlar da gelecek. Yani siz işte 200'den fazla bir virüs var. Sadece korona değil bunlar. Yani bir sürü Ebola'dan tutun da daha hanta virüse kadar. Yani o kadar çok virüs var ki insanlarda hastalık yapan. Bunların da insanlarda pandemi yapabileceğini unutmamak lazım. Çevreye çok dikkat etmek lazım. Yani çevre bizim için çok önemli. Çevreyi yok etmemek lazım. Hayvanların yaşam alanlarını kısıtlamamak lazım. İşte Çin'de biliyorsunuz canlı hayvan pazarlarında her türlü hayvan satılıyor. Yani insanlar hayvanlarla iç içe. Bunlara dikkat etmek lazım. Yani ve nefes alabileceğimiz yerler yapmak lazım. Yani doğal havalanmaya dikkat etmek lazım. İşte plazaları ne kadar şey oldu açığa çıktı. Yani biz doğal havalanması olmayan, penceresi açılmayan ortamlar hastalığın yayılmasına yol açtı. Tabii burada da bunlar açığa çıktı yani. O yüzden nefes alabileceğimiz ortamları kaybetmeyelim. Açıkça bunu söylemek istiyorum. Ve biraz da mutlu olmak lazım. Yani bu
depresyon veya işte anksiyete immün sistemimizi bozuyor. Yani hastalığı yakalamamıza yol açıyor. Bunlar da çok önemli. Yani kendi kendimizi mutlu edebilecek bir şekilde eğitim de almamız lazım. Yani bunlar da çok önemli. Bunlar da açığa çıktı. Kısaca bunları söylemek isterim. Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam. Ayaklarınıza sağlık. Rica ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Gözümü çıkartıyorum. Tekrardan teşekkür ediyoruz hocam. Görüşürüz. Bugünkü Zana ile sağlık programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı günde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.